düşünüyorsanız yarın biraz ballandırın. Adam çok yakışıklı değil mi? Halkı aşağılayan, hor ve hakir gören zihniyet yine hortladı. Piyasadan silinince gündeme gelmek için çabalayan sanatçı bozuntusu Erol Evgin, gündem olabilmek için küstah bir yönteme başvurdu. Şarkı yaptık. Onları da rahmetle ve anmış olalım bu gece buradan. İyilikle anıyorum. Nurlar içinde olsunlar ikisi. Piyasanın düşük seviyedeki sanatçılarından olan Evgin, okuma yazma bilmeyen, oyuna parmak basan bir annemizle, üç üniversite bitirmiş birinin birer oy hakkı olması adaletli değil diyerek, kendi seviyesince seçmenleri aşağılamaya kalkıştı. Bir gazeteye röportaj veren Erol Evgin, yıllar önce benim oyumla çobanın oyu bir mi diyen manken Aysun Kayacı'yı örnek gösterdi. Türkiye'ye demokrasinin fazla geldiğini söyleyen Evgin, halkı aşağılayan küstah ifadeler kullandı. İşte o ifadeler. Galiba eğitimli ülkeler için iyi bir çözüm demokrasi. Bize fazla geliyor. Bir manken kızımız dağdaki çobanla benim oyum bir mi olacak demişti hatırlarsanız. Hoş değil o tanım ama şunu düşünüyorum. Okuma yazma bilmeyen, oyuna parmak basan bir kardeşimizle, ablamızla, annemizle, üç üniversite bitirmiş birinin birer oy hakkı olması adaletli mi geliyor size sorarım. Hiç hakça değil. Bana adaletli gelmiyor bu durum. Herkes seçebilmeli tabii. O parmak basan ablamız muhtarını seçsin, biraz daha iyi eğitim alan belediye başkanını seçsin. Manken Aysun Kayacı da yıllar önce aynı küstahlıkta bulunmuş, halka aşağılayan ifadeler kullanmıştı. Dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Ben, tabii ki benden 10 kat daha çok araştıran insanlar var. Ben belki sadece günlük gazetelerden biraz da internetten takip ediyorum. Senin oyun eşit. Bir cumhurbaşkanıyla da senin oyun ama eşit. Ama vergi veriyorum ben.